بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويفترق عن البدل بعدة أمور أت evet. عطف بيان بدل إلى ayrıldığı noktalar var. Onlardan bahsedeceğiz inşallah. Şöyle e, kitaptan ibareyi okumadan önce bunları şöyle küçük bir kağıda not halinde yazmışım. <laughs> Akılda daha kalıcı olsun diye sizler de bu, bu şekilde kağıda yazabilirsiniz. El farku beyne atfil beyani vel bedeli. Atru beyan ile bedel arasındaki fark. Toplamda musallif burada yani şarih daha doğrusu burada dört tane fark söyleyecek. Ama bunları toplasan üçe iniyor. Birinci fark şudur. Enne atfel beyani atf beyan la yekunu mudmaran ve la tabi'an lehu. atf beyan damir olmuyor. Ve la tabi'an lehu ve damire tabi de olmuyor. Ama bi hilafil bedeli bedel öyle değildir. Bedel damir de olabilir. Ondan sonra e, damire tabi de olabilir. <laughs> Mesela şöyle göstereyim. Şimdi bak darap tuhu zeyden. Bu zeydeni uhu damirinden bedel yapabiliyoruz. Bak damirden bedel oluyor. Ama atı beyan olmuyor. Darap tu zeyden iyyahu mesela. Bu iyyahu zeyden bedel yapabilir. Bak damir kendisi Tabi olabiliyor bedel yapabiliyoruz. Ama atı beyan yapamıyoruz. Yani atü beyan beyan damir olmuyor. O damire tabi de olmuyor. Ama bedel ise damir olabiliyor ve damire tabi de olabiliyor. Birinci fark bu. İkinci fark ise ennehu bu atü beyan la yakunu cümleten. Atü beyan cümle olmaz. Bi hilafil bedeli. Bedel öyle değil. Bedel cümle olabilir. Bu indel musanıf. Musanıfa göre Tabi böyledir. ben cümle olmuyor ve cümle şimdi diyecek e, üçüncüsü de enne at ben la yekunu tabi yani cümletin. Cümle tabi de olmuyor. Bi hılaf bedeli. Bedel ise öyle değil. Bu da aynıdır musanfa gire. Yani bu ikisi aslında bir yapabiliriz. Yani bak burada güzel yaptı. Akıla daha kalıcı olsun diye. Atüben damir olmuyor. Damire tabi olmuyor. Ama bedel öyle değil. Bunları da birleştirelim. Atüben cümle olmuyor. Ve cümleye tabi de olmuyor ama bedel öyle değil. Bedel bedel cümle de olabilir. Ondan su cümleye tabi de olabiliyor. Evet. Bedel cümle olabiliyor ve cümleye tabi de e, olabiliyor. İşte bu da diğer bir fark. Ve sonuncu fark ise atüben ile bedel arasında. Ennehu bu atüben leyse fi niyeti iqa'ihi bulunma niyetinde değildir. Mahallel evvel birincisinde. Birincisinin yerine bulunma, bulunma e, niyetinde değil. E, ama bir bedeli. Bedel öyle değil. Bedel birincisinin yerine e, bulunma niyetindedir. Çünkü bedel e, el maksudu bin nisbetidir. Mesela ca darabtu zeyden ra'sehu. Orada maksud o ra'stir yani. İşte bedel ee, el maksudu bin nispetidir Ama atüben El maksudu bin nispeti Olmadığı için e, O metbu'nun yerine Vakı olmuyor Metbu'nun yerine Vakı olma niyetinde değildir Şimdi bunları böyle Kısaca anlattık Şimdi ise ibare olarak izahına geçelim inşallah Diyor Ve yefterikum Ayrılır yani bu atfü beğen ayrılıyor. Ondan sonra anil bedeli. Bedelden ayrılıyor. Atfü beyan bedelden ayrılıyor. Toplam dört tane şey sürecek. Dört tane sürecek. A bu ilk üçü bunlar lafızla alakalı. Bu ilk üç lafızla mesela. at ''ben'' damir olmuyor, damire tabi olmuyor. Cümle olmuyor, cümle tabi olmuyor. Bunlar adlarının lafzıyla alakalı. Bu dördüncüsü ise bu da manayla alakalıdır. Yani ben kendisi ümmet e, bunun yerine vakı olma niyetine değildir. Yani el maksudu bir nisbeti değildir. Ama bedel e, o şekildedir. Bak bu ilk üçü lafızla alakalı. Bu sonuncu şart bu manayla alakalıdır. Fark. Evet. Ad ben bedelden e, toplamda bi umurin bi umurin birkaç şekilde ayrılıyor. Toplam burada dört tane sayacak. Bu dört tanesinin üç tanesi bir hasebi lafzidir. O ilk üç tanesi bir hasebi lafız. Sonuncusu dördüncüsü bir hasebi manadır yani ha. Şimdi okuyalım hepsini. Dört tane fark yapacak. Minha bu mine tebaittir. Minha onlardan bir tanesi o min iddetil umur Bunlardan bir tanesi ennel beyana, yani bu atful beyan la yekun mudmaran atful beyan damir olmuyor. O ve la tabi'an lehu ve damire tabi de olmuyor. Ne damir oluyor ne de damire tabi oluyor. Li'ennehu çünkü bu atful beyan fil cevamidi camitlerde atful beyan nazirun na'ti sıfata denktir. O sıfat ki fil müştehkati. Müştehlardaki sıfata denktir. E müştehlardaki sıfat e, e, sıfata denk olduğu için kendisi şey olmuyor. Kendisi e, ne damir ne de damire tabi olmuyor. Müştehlardaki o sıfat, mesela o sıfat kendisi e, e, kendisi ne damir oluyor o ne de damire tabi oluyor. Aynı şekilde Ben de o da camiplerden kendisi ne damir oluyor ne de damire tabi oluyor. Fema o şey ki yani o damir ki Fema o damir ki La yusafu vasıflanmayan o damir. Çünkü damir kendisine sıfat gelmez. Vasıflanmaz. İşte vasıflanmayan La yu'tafu aleyh ona atıf da edilmez. Atfel beyani. Atfel beyan olarak ona atıf da yapılmaz. Yani vasıflanmayan vasıflanmayan e, kendisine e, atıfta edilmez. İşte bak e, o vasıflanmayan mesela müştahada o at kendisi vasıflanmıyor. Kendisi sadece sıfat olabiliyor. O yüzden a, o nasıl ki vasıflan, e, vasıflanmıyorsa bu da e, atıben e, olunmaz. Kendisine atıf atıben gelmez. La aley, ona atıf edilmez atıbenin. Kendisine atıben gelmez. Evet. فَمَا لَا يُعْتَفُ عَلَيْهِ atfal الْبَيَانِ Bu tabi'a ve la tabi'a oraya bakıyor. Hani atıban damire tabi de olmuyor. Damire tabi olmuyor. Çünkü vasıflanmayan kendisine atıban olarak atıf da edilmez. Yani tabi'anli damir olmaz. Bu mudmarana yönelik ibareyi, ifadeyi kullanmadım. Onda da mesela şöyle deseydim. Çok güzel olurdu mesela deseydi ki ve ma ve ma la yekunu evet ee, şöyle nereye yazayım şuraya yazayım ha ve ma la yekunu vasfan hani at ben damir olmuyor ya e çünkü damir sıfat olmaz ve ma la yekunu vasfan evet sıfat olamayan bir şey la yekunu atfe beyanin la yekunu atfe beyani. Hı. <laughs> e bu da olsaydı daha tam olurdu. Bu da damire yönelik olurdu. Atf ben damir olmuyor. Çünkü ma la yekunu vasfen vasıf olamayan la yekunu atfen. Atf ben de olamaz. Çünkü atf beyan sıfat gibidir. Sıfat gibidir. E, niye damir olmuyor? Çünkü damir kendisi vasıf olamıyor yuvası olamıyorsa o zaman atben de olamaz. Ondan sonra damire tabi de olmuyor. Çünkü atben ben e, sıfat gibidir. O ile sıfat benzerdirler, aynıdırlar. E, damir kendisine sıfat gelmiyorsa, yani tabi diyoruz ya, kendisine sıfat gelmiyorsa e, ona ona atben de gelmez. Evet. O yüzden atben damir olmuyor ve damire tabi de olmuyor. O bitti ve ma ecazehu zemahşeri rahmetullahi aleyhi bu ma ondan sonra abu fakad yeciu cevabuhu fi bahsi ennel muhafifeti abu fakad cümlesi o ma'nın haberidir ma müptedadır umumiyet bildiriyor müptedadır umumiyet bildirdiği zaman şart manası onun içerisinde var yani domlunda şart manası barındırıyor bu sebepten ötürü o mübtedanın haberinde fa gelebilir yani bak burada fa gelmiş fakat diyeci cevabı mübtedanın haberinde fa gelmiş ee, evet ve ma o <laughs> şey ki ecazehu zemakşeri rahmetullahi aleyh zemakşenin caiz kıldığı mesela zemakşeri evet şunu caiz kılmış şöyle göstereyim hı hı. bakın ma <mâ> kultu lehum illa ma emerteni bihi en rabbi. Ma kultu lehum, onlara dememişim illa ma emerteni bihi. Bana emrettiğin şeyi söylemişim. O bihi o, o da ben en i'budullaha rabbi. Bir tek e, yani Rabbim olan Allah'a ibadet e, ediniz. Sadece böyle demişim. İşte bu en i'budullaha rabbi Abu Bihideki buhiden Zemahşeri atfü beyan yapıyor. Zemahşeri onu e, beyan yapıyor. İşte Zemahşeri'nin o e, caiz kıldığı evet Zemahşeri'nin caiz kıldığı şey ki nedir? Ve ma dedi ve ma ecazehu ve ma ecazehu rahmetullahi aleyh. caiz kıldığı şey şu konu hakkında fi hani, eni abdullaha orada o eni abdullahi e, caiz kıl orada onu yapmış ee, evet, o da caiz kılmış. En yekune olmasını caiz kılmış. En yekune olmasını beyanen lil O Oha damirine e, atfü beyan olmasını caiz kılmış. Oha damir ki fi kavlihi teala illa ma emerteni bihi. Abu bihi e, buradaki buhi, bu damire atfü beyan olmasını caiz kılmış. İşte zamaşanın caiz kıldığı o şey bak, zamaşanın caiz kıldığı o şey fakat yeciu cevabı onun cevabı gelecek. Fi bahsi enel muhaffafati enne muhaffafa konusunda gelecek. Bizim bu eski nüshaya göre sayfa 67'de gelecek. Oradan musannaf diyecek ki Zemahşeri bu şekilde caiz kılmış ama diyecek ki sevabu el aksu diyecek. Doğrusu Zemahşeri'nin söylediğin tam tersidir. Atfu beyan olamıyor, bedel oluyor. Eee i i̇rab derslerimizde enney muhafefe konusunda e, burada e, o dersimizde bu konuyu anlatmışız. Onu da, e, dinlerseniz daha iyi anlaşılmış olur Allah'ın izniyle inşallah. Ve minhe bu atül beyan ile bedel arasındaki farklardan bir tanesi de ikinci fark. Ennel beyane bu atül beyan la yekunu cümleten. Atül beyan cümle olmuyor. Bu endel cumhuri demiş. Bu e, yanlıştır. Çünkü cumhurun görüşü bu değildir. Bu musannıfın görüşüdür. Çünkü cumhurun görüşüne göre at e, atıben cümle olabiliyor yani. Bu demiş endel cumhuri. Bunu düzeltiyoruz. Burada diyoruz ki bu e, e, endel yani. yani ha. Evet. Çünkü Muğni'l-Lebib'e baktığımız zaman Muğni'l-Lebib'de Hani bu e, e, bunun işte şeydir müsanafın görüşü olduğu sadece müsanafın görüşü olduğu anlaşılıyor çünkü cumhura göre e, fark yoktur. yani cümle olabilir cümle olata gelebilir cümle olat e, gelmeye e, bilir yani ya <laughs> cumhura göre fark yok ama bu e, görüş monlebe baktığımız zaman müsanafın görüşü olduğu anlaşılıyor o yüzden burayı düzeltiyoruz. Diyoruz ki indel mus yani musanif demek kısaltılışı. Atfül beyan cümle olmuyor Musanife göre. Ama bi bedeli bedel öyle değildir. Bedel cümle olarak da e, gelebiliyor yani ya. Evet. Mesela ve eserrun necve mesela ayette geçiyor. Necve. necve ondan e, işte e, bedel هل هذا illâ بشر مثلكم İşte o gizli fısıldadıkları o şey nedir? Hel hâze illâ beşerun mislukum. Bak mesela bu hel hâze illâ beşerun Bu bir cümledir ve bedeldir en Evet. Bedel cümle olarak gelebiliyor. Bir diğer fark üçüncüsü ve minha o farklardan bir tanesi ennehu bu atül beyan la yekunu tabi'an li cümletin cümleye tabi olarak gelmiyor. Cümleye tabi olmuyor. Ama hilafihi yani bi'khilafil bedeli. Fakat bedel öyle değildir. Bedel cümleye tabi olaraktan e, gelebiliyor. Bu iki ikisini birleştirseydim daha e, kısa ve daha anlaşılır oldu. Yani deseydi ki atfü beyan mesela cümle olmuyor. O cümleye tabi de olmuyor. Bak e, aynı şeyde yaptığı gibi. Hani birincisi demişti atfü beyan mudma damir olmuyor damire tabi olmuyor. Onu bir tane bir yapmıştı. Bunu da bir yapsın. Atman cümle olmuyor. Cümle tabi de olmuyor. Bunu da bir yapsın. İki ayrı değil yani. ya. Daha akılla kalıcı olur. Ve minhe bu atül beyanla atül beyanla şey arasında ıı, bedel arasındaki fahladan bir diğeri ve sonuncusu ennehu bu atül beyan leyse değildir fi niyeti yani fi hükmi في حكم إيقاعه وقول ما هكمل دا ديل المحل الأولي بنجسنا يدنا يعني ما يدنا وقول ما هكمل أما بخلاف البدلي بدل مبدل من يدنا وقول ما هكمل دا بدل المقصود بالنسبة أما المقصود بالنسبة ديل مثل مثلاً بريم يا زيد الحارث Burada mesela bedel yapamıyoruz. Burada kesin atvan yapmak zorundayız. Niye? Çünkü ya zeydu el harisu bedelden o mübdel minhu fi hükmü sükutidir. Mahzuf hükmdedir. Orada asıl maksud o bedeldir. El harisudur. ya el harisu diyemiyoruz ki. O yüzden ya el harisu dinlemeyeceği için bu el harisu zeyden bedel yapamıyoruz. Ne yapacağız? El harisu zeyde atfül beyan yapacağız. İşte bak ve lihâze bu sebepten dolayı hani bedel e, mübdelü minhün yerine geçme hükmünde olduğu için ve atül beyan da mübeyyenin yerine geçme hükmünde olmadığı için bu sebepten dolayı imtena'l bedelu bedel mümtenatır ve taayyenel beyanu at beyan kesindir finahü şu örneklerde ya zeydu el harithu mesela burada ee, bu el harifu zeytten bedel yapamıyoruz. Niye? Hani bedel mübdel yerine geçme hükmündedir. ya el harifu diyebiliyor muyuz? Hayır. Bu ya harfinde Elif, Lam'ın isme dahil olması e, caiz değildir. Bunu mesela şerh vesaire okumuştuk. O yüzden burada bedel yapamıyoruz. Ama ya el hari e, 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 ya e, ya Zeyd el deyip de burada el Harisu atül yapabiliyoruz Zeyd'e. Çünkü atül mübeyyenin e, yerine geçme hükmünde değildir yani ya. Atül beyan olduğu zaman mübeyen fi hükmü değildir yani. O yüzden burada atül beyan yapabiliyoruz ama bedel yapamıyoruz. Bir de ve nahvi bir de şu örnek olduğu gibi. Ene bu raculi zeydin. Mesela Şerhülmün de okumuştuk. Ed daribu er raculi caizdir. Hemen alel hasenil veci. Ama ed bu zeydin ve ed daribu raculin o caiz değildir orada anlatmıştık. İşte bu Zeydi biz bu Erracül'ye atfül beyan yapıyoruz. Bedel yapamayız. Çünkü bedel yapsak o mübdel minhu fi hükmü sukut edir ya. O zaman şöyle oluyor. Yani eddari bu Zeydin. E, eddari bu Zeydin idafesi caiz değil ki. E, Şerhül Muhun'da konusunda buna e, detaylı bir şey anlatmıştım. Eddari bu Zeydin caiz değil. O yüzden biz bu Zeydi bedel yapamayız. Ha ha. O zaman bundan dolayı ne yapacağız? Biz bu Zeydi Erracül'ye atfül beyan yapacağız şu atı ben olunca o mübeyyen fi hükmü sukuti değildir yani ya. Bu sebepten dolayı diyoruz ki اَدْدَارِبُ e Zeydin, Abu Zeydin e atül Er erracülü için ama e bedel olmuyor yani ya. Evet. Bunu Burada hemze yok. Hemze hasredilmiş Çünkü biliyorsunuz bu İbn Hemzesi iki alem arasında geldiği için e hasredilmiş hem lafzan hem de khatten. Yani Cemaluddin bin Hişam. Evet Cemaluddin bin Hişam'in. <laughs> Cemaluddin lakaptır. Hişam e, isimdir. işte lakap da biliyorsunuz. O da alemdir yani ya. Sonuçta bu, bunu iki alem arasında gelmiştir. Alem üç kısma ayrılıyor. İsim e, lakap olmak üzere alem böyle üç kısma ayrılıyor. Evet Cemalüddin bin Hişam Hişam'ın oğlu Halbuki e, direkt olarak Hişam'ın oğlu değildir. E, Hişam onun dedelerindendir. Kendisi bu e, Kavaid'in müellif gerçek ismi Abdullah bin Yusuf bin Ahmed bin Abdullah bin Hişam da Hişam geliyor. Ve ken bu Hişam şeydir e, Medine'de ensardandır. Bu Hazreç'ti, Hazreç kabilesindendir Hişam. Evet. İsmi diyor Yusuf ve kunyetu Ebu, Ebu Muhammed. İsmi zaten Yusuf değil. İsmi Abdullah bin Yusuf bin Ahmet bin Abdullah'tır. İsmi Yusuf değil, ismi Abdullah bin Yusuf'tur. Ee, hem de ismi Yusuf değil, e, 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 ismi Abdullah bin Yusuf'tur. Ondan sonra kunyetu Ebu Muhammed tamam. Ama bunu da hak odur ki yukarıda Şir şurada söyleseydi. Din. hani dedi lakabül musannifi. Ve ismi Abdullah bin Yusuf ve kunyetuhu Ebu Muhammed deseydi. Yeri orası yani hakkı orasıydı. Bunu orada söylemesi gerekiyordu yani. Ha. Evet. Ve innemâ hüzzifetil hemzetu. Hemze niçin hasfedilmiş? Yani zaten lafızda yok. E, Cemaluddin Cemalüddin bin Hişam. Zaten lafızda yok. Hatta'nda hasredilmiş. Hattan da hasredilmiş. Yani min, min ibnin. O da ibn kelimesinden hemze lafzanı hattan hasredilmiş. Çünkü li vuku'iha. Çünkü o hemze o, o ibn kelimesi vakı olmuş. Beynel alemeyn. iki alem arasında vakı olmuş. Peki tamam Hişam alem. Cemaldün lakaptır. Lakaptır alem midir? Evet. İzil lakabu. Çünkü lakab. Evet. Lakab minel e'lami. Lakab o da bir çeşit e, alemdir. Yani o da alemlerdendir. Şu alem üç kısma ayrılıyor. İsim, lakab, künye olmak üzere alemler üçe ayrılıyor. Lennel <laughs> aleme çünkü alem imma en yusaddara bil ebi evul ümmi. Çünkü alem ya eb ve ümle başlıyor. Mesela eb üm olmak zorunda değil. Ebn olur, üm olur, halun olur, haletun olur, ammun olur, ammetin olur, ibnun olur, ibnetun olur, bintun olur. Yani bunlardan bu saydıklarından herhangi, yani bu herhangi bir tanesi ile başlıyorsa ona eb, ona künye diyoruz. Evet. Çünkü alem imani yusadara ya başıyor bil ebü ve evl ya bunlarla başlıyor. Evla evet bunlarla başlamıyor. Fel evvelu birincisi yani eb üm um bunlarla başlarsa o el künyetu. Ona künye diyoruz. Ve sani ikincisi ee, ve sani ikincisi yani hani eb ümle başlamayan başına eb ümün yoktur. Ve, o imma en yufidel medha ya medh faydasını veriyor evil ya da zem faydası dediğimiz faydası zem faydası katı mesela yeşil ya da zem ifade ediyor o evla ve zem ifade etmiyor. Fal evvel birincisi yani meda ve zem ifade ederse o lakabı lakaptır. Ve sen ikincisi ki zem ve meda ifade etmeyen o da el ismül lezi bi kendisiyle isimlendiği isimdir. Mesela Ahmet ona ona isimdir ve Muhammed ve ve bunlar dışında yani. Evet şimdi burada yaptı bak, isim için, lakab için ve künye için tarif yaptı. Ama bu tarif camiun li maniun anil aghyar değildir. Bu tarif kapsayıcı bir tarif değil. Çünkü dedi ki başında eb varsa o künyedir. Ama eb yoksa isim ve lakaptır. E mesela bir kişi yeğeni doğdu. Onun ismini Ebu Bekir koyduk. Bu isim değil mi de acaba? Bu sadece künye midir? bak işi işte sıkıntı oluyor. veya yahut da e, bir kişiye biz Muhammed is, yeni doğdu. Onun ismi Muhammed koyduk. İmdah ifade etti diye bu lakap mıdır? Hayır, yeni doğdu ismini Muhammed koyduk. O alemdir. İşte velhasıl bu tarif öyle kapsayıcı bir tarif değil ama genel e, 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 böyle tarif yapıyorlar yani. Fakat e, en güzel tarif, böyle daha kapsayıcı, daha kuşatıcı tarif e, şudur. Şöyle size göstereyim. Ee, size bunu kendinize yazın. Evet. Alem üç ayrılıyor. İsim, lakap, kunye. İsim şudur. Mevudi'e evvelen. İlk bırakılan. Mesela bir kişi doğdu, bir bebek doğdu. Ona ilk bıraktığın o isimdir. İster ona Ebu bırak, ister Ahmet bırak, ister Muhammed bırak, ister Zeynül Abidin bırak, ister Enfü Nakati bırak, fark etmiyor. Ama yeter ki ilk koyduğun o neyse o ona isim diyoruz. İlk bıraktığın la, aleme ona isim diyoruz. Lakab ise, lakab nedir? Mevudi'a thaniyen. İkinci olarak konulan. İkinci olarak konulan. Bu bir, ikinci olarak olması lazım. O iki, diğer bir şartı, muş'iren bir de bildirmesi lazım. Bil medhi evi zemi. Medh veya zem bildirmesi lazım. İkinci olarak bırakılıp, medh ve zem ifade ediyorsa o lakaptır. Mesela bir kişi yeğeni doğdu ismini Ali koyduk. Daha sonradan bu kişi abid bir insandır. Ee, ona ne yaptık? İkinci bir e, alem daha bıraktık. Ona Zeynül Abidin dedik. O zaman o ikinci olarak e, bıraktığımız o Zeynül Abidin o medh ifade ettiği için o lakaptır. Ama birincisi o Ali o isimdir. Künye ise nedir? Masud bi ebin eb ile başlayan ev ve de onun dışında diyelim ebun, umun, e, ammun, ammetun, halun, halatun, ibnun, ondan sonra bintun. a bunlarla başlayan o kunyedir. Ha, demek ki bak o zaman, o zaman bir kişi yeğeni doğdum. İsmini Ebu Bekir koyduk. O zaman Ebu Bekir hem isimdir, çünkü bu diye evvelendir, hem de kunyedir, çünkü başında ev var. İsim ve kunye bu konuda birleşmiş oluyorlar. Hem e, isimdir hem kunyedir. Ondan sonra diyelim ki bir kişi e, Ebu'l Bereket mesela. Bak Ebu'l Bereket mesela. ikinci olarak e, bir kişi mesela ismi Ali'dir. İkinci olarak biz ona Ebu'l Bereket koyduk. Hem medeh ifade ediyor hem de başında Ebu var. O zaman bu hem lakaptır hem de kuniyedir. Bak lakab ve de burada birleşiyor. Lakab ve kuniyedir burada birleşiyor. Ama e, bak isimle kuniye birleşiyor. Lakab ve kuniye birleştiği noktalar var. Fakat İsimle lakap birleşmiyor. Bunlar aralarında tebayün vardır. Bunlar birbirine tamamen muhaliftir. İsimle künenin birleştiği nokta var. Lakapta künenin birleştiği nokta var ama isimle lakabın birleştiği nokta yoktur. Çünkü isim ilk olması lazım, lakap ikinci olması lazım. O yüzden tamamen birbirinden ayrıdırlar. Bunların birleştiği nokta yoktur. Bak bu tarif hakikaten çok güzel. Çok kapsayıcı, güzel bir tarif yani. Evet. نفع <Nefallahu> الله المسلمين ببركته وَيَفْتَرِقُ Bu olsun ibaremizi şöyle bir evet. عن البدل بعده أمور منها أن البيان لا يكون مضمرا ولا تابعا له لأنه في الجوامد نظير النعت في المشتقات فما لا يوصف لا يعطف عليه عطف البيان، وما أجازه الزمخشري رحمة الله عليه في أن يعبد الله أن يكون بياناً للهاء من قوله تعالى: إلا ما أمرتني به، فقد يجيء جوابه في بحث أن المخففة، ومنها أن البيان لا يكون جملة عند المصنف بخلاف البدل، ومنها أنه لا يكون تابعا لجملة بخلافه، ومنها أنه ليس في نية إيقاعه محل الأول بخلاف البدل، ولهذا امتنع البدل وتعين البيان في نحو يا زيد الحارث ونحو ونحو أنا الضارب الرجل زيد بن هشام اسمه عبد الله بن يوسف وكنيته أبو محمد. وإنما حُزفت الهمزة من إبن لوقوعها بين العالمين إذ اللقب من الأعلام، لأن العلم إما أن يصدر بالأب أو الأم أو لا، فالأول الكنية والثاني إما أن يفيد المدح أو الذم أو لا، فالأول اللقب والثاني الاسم الذي سمي به، نحو أحمد ومحمد وغيرهما. أبت. Bu dersimize bura kadar Cenab-ı Allah bizleri, sizleri razı olduğu, ikhlası, muhakkik, müdakkik, muttaki, salih, alim kullarından eylesin. Ve öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.